Hacıoğlu Et ve Gıda Sanayi Ürünleri Ticaret Limited şirketi 1948 yılından bugüne sektörde hizmet vermektedir. Firma uzun yılların deneyimiyle 2 şubesiyle yaklaşık 35 kişiye istihdam sağlamaktadır. Hacıoğlu Et firma sahibi Salim Hacıoğlu sektöre giriş hikayelerini mikrofonlarımıza anlattı. Bu mesleğe babamın devamı olarak ve babamın yanında başladım. 1976'da da 8 yaşındayken babamın yanında çıraklıkla hem okul hem kasaplık derken 1986'da ilginçtir 17 Mart 1986'da işletme sahibi olarak vergi mükellefi olarak bu mesleğe başladım. Yaklaşık olarak 25 yıldır hem işletmeciyim hem babamın mesleğini devam ettirmekteyim. Biz Hacıoğlu Et olarak bünyemizde 35 kişi civarında bir istihdam sağlıyoruz. 2 şube, 1 depo, 1 mezbaa olmak kaydıyla. Firma genellikle Marmara ve Trakya bölgelerinden et temini yapmaktadır. Genellikle Marmara bölgesi, Trakya ve Güney Marmara bölgelerinde Çanakkale ile, Tekirdağ ile, Balıkesir ilinin köylülerinden direkt yani üreticilerden malı alıp oradaki mezbaalarda kestirip bu malları İstanbul piyasasında hem toptan kasaplara karkas olarak hem de parakende dükkanlarımızda direkt müşteriye bu ürünleri sunuyoruz, satıyoruz. Salim Hacıoğlu konuşmasında hayvancılıkta yaşanan kar marjları ile ilgili görüşlerini bildirdi. Et piyasası %20, %30 marjla çalışmaz. Yani şöyle söyleyeyim, 2010 yılında ithal gelmeden önce dana karkasın fiyatı 20 liralara dayanırken ithal geldikten sonra bu fiyat yerlide 12 liralara, 13 liralara, 11 liralara düşmesi, 11, 12, 13 liralara düşmesi yani bir korkunç bir uçurum, marj çok açılıyor. Yani köylünün istediği de cehaletten yani köylü fiyat yükseliyor ben malımı vermem, fiyat yükseliyor ben malımı vermem. Bu arz talep meselesi yani bunun malını vermezsen fiyat oluşuyor, malını vermezsen fiyat oluşuyor. Bu şekilde yani köy çünkü canlı mal. Salim Hacıoğlu ithal etlerdeki KDV oranı ve et hallerinin kurulmasına dikkat çekti. Yani ben hükümetin bu tavrını beğen. Hükümet ithalatı açıyor. Niye? Ucuz et yesin diyor. Peki yani biz birilerine ödün verdik diye KDV'yi niye indiremedi? %8 ucuz yesin halkımız değil mi? Et de KDV temel gıda %1'e indir. İndir %1'e. Buradan ödün vermedi hükümet. KDV gene aynı. İkincisi Ankara'sı olsun. İzmir olsun, İstanbul olsun, et hali yok. Et hali yok. Yani bilmiyorum haliler yasası girecekmiş ama bunun tek kayıt dışını önlemek halleri. Çıksınlar diğer ülkelerde nasıl yapıyorlar? Salim Hacıoğlu son olarak kalite eleman sıkıntısına ve denetlemelere değindi. Türkiye'de kasap yetişmiyor. Yani bunların eğitim açısından, mesleki açısından birçok özel üniversiteler var. Yani kasaplık bölümü olur, kasap yetiştirme bölümleri olur. Yani şu anda kalifiye eleman yetişmiyor. Şu aralar biraz daha iyiye doğru gidiyor. Çünkü neden? Artık ilçe tarım müdürlüklerine mezbaaların denetlemesi ile ilgili veterinerler tayin edildi. Kesinlikle mezbaalara gidilecek devletin bu özel yani firmanın değil de devletin veterinerleri. Şu anda iyimser tablolar var yani bayağı bir sıkı denetlemeler var.